Değerli katılımcılar, hepiniz emeklisiniz, emekli olmayan da var mutlaka ama hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel programı bize hazırlayan bütün kişilere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ben emekli, memur emeklisi Emine Alur. Yani gerçekten hayatımız artık bir derin yoksulluk içinde hayatta kalma mücadelesi vererek yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü aldığımız maaş gerçekten daha elimize geçmeden eriyor. Ben tek başıma yaşayan ama bir ev tutup kiralayıp oturabilecek bile güce sahip değilim. Kız kardeşimin yanına taşındım, onunla birlikte yaşıyorum. Hani SSK ve Bağkur emekleri diyor ya, işte memurlara çok verildi. Ee, emekli arkadaşlar, e, hepimiz aynı gemideyiz. Hani hep diyorlar ya, biz hepimiz emekliyiz, hepimizin e, durumu aynı. Ben en düşük emekli maaşı alan e, emeklilerden biriyim. E, 9.780 lira benim maaşım. Ev kiraları en düşük ev kirası 10.000 lira. E, ben onu ödeyemeyeceğim için kız kardeşimle yaşıyorum şu anda. 20 yıllık emekliyim bir evim yok yani açıkçası yine de yaşayamıyorum evde bir eşyamız bozulacak Yerine alamayacağız diye hayat mücadelesi veriyoruz gerçekten artık bunların son bulmasını istiyoruz en düşük emekli maaşının 25 bin liradan aşağı olmamasını diliyoruz. diliyoruz umarım sesimiz duyulur gerçekten. Biz artık derin yoksulluk yaşamak istemiyoruz. Çünkü emekli olmak demek sadece bir ekmekle makarna ile karın doyurmak değil. Bizim hiçbir sosyal yaşantımız yok. Çünkü evlere tıkındık, dışarı çıkamıyoruz. Ne para harcayıp bütçemizi e, alt üst etmeyelim diye bir sinemaya gidemiyoruz, tiyatroya gidemiyoruz, bir kitap alıp okuyamıyoruz. Yani bir akraba ziyaretine gidemiyoruz. Yanımızda bir şey götürüp maddi sıkıntıya düşmeyelim diye ona göre her gün hesap kitapla uğraşıyoruz. Artık lütfen rica ediyoruz. Sesimizi duysunlar. Bizi gerçekten bu perişanlıktan kurtarsınlar. Yani bundan sonraki hayatımız hiç olmazsa mezara kadar böyle sürünerek gitmeyelim. Bizim tek dileğimiz artık sesimizin duyulması. Biz emekliler gerçekten derin yoksulluk yaşıyoruz. Bunu bilsinler. Bu kadar maaş mümkün değil. Hiçbir emekliye hak reva değil. Çünkü bir sürü insana bakan, koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bir sürü mülteciye bakan Türkiye Cumhuriyeti emeklilerini perişan etmemeli. Yani daha güzel günler göstermeli. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, teşekkür ederim. Ben Ümit Kırmızı. Ben de bir memur emeklisiyim. Ee, bizim de durumumuz dediği gibi hanımefendinin hiç işler bir durumdayız. Kötü durumdayız. Biz de tek maaşta iki sözü kokutan bir insanız. Şu anda da e, oğlum biz siz evde beraber yaşıyoruz ve üçümüzün aylık gideri 10 bin lira. Aldığımız maaş 11.700 bin lira. Diğer sosyal hayatımız bitik durumda. Yani kredi kartlar olmasa yaşamımızı sürdüremeyeceğiz ama çağımızın vebası kredi kartlarda. Emekli bulaştığı zaman maaş aciz geliyor, borçlanıyor, borçlandıkça evine borçlarla ilgili aciz geliyor. Memur emeklisi promosyon da alamıyor bu yüzden. Halen eski emekliler ve işçi emekleri, bakur emeklileri promosyonlar hala 2500 lirada. Çünkü borçlar kredi çekmişler. Borçlarından dolayı da şu anki 8 bin liralık, 10 bin liralık promosyonlardan da faydalanamıyorlar. 3 yıl zorunluluk olduğu için. Hepinize teşekkür ederim. Ben de bu sorunları dile getirmek istemiştim. Sağlıklı günler. Merhaba, günümüz aydın olsun. İnşallah yollarımız açık olur. Ben Fatma Köksoy. Ben kirada oturuyorum. Tek başımayım evlatlarım olmasın geçimim yok. Aldığım 7 milyon, 7 milyon da ev sahibi alıyor. Ağır ki 7 milyon vermezsen evden çıkacaksın. Bana telefon etti. Şu anda vallahi billahi bin lira doğalgaz geliyor. Elektrik geliyor, su geliyor. Geçimim hiç yok. Yiyeceğim sıfır. Bakkala gittim alışveriş merkezine kredi kartım vardı. 700 lira limiti var. Bir şeyler aldım. Kasada kaldım yarısında. Buradan sesleniyorum. Sesimizi duysunlar, ben eşimin parasını alıyorum. Bize yazlık değil mi? Günah değil mi? Ne günahımız var? Acık. Vallahi acık. Duyun sesimizi. Şu an kendimi zor tutuyorum. Evlatlarım olmasa ben nerede kalırım? O kadar insanlar görüyorum ki işler acısı. Ev sahibi bana her zaman telefon ediyor. Yazın 10 milyon lira verdin. Kontratın günü bittiğinde 10 milyon vermiyorsan çıkacağım. Dışarı çıksam evler 20 bin diyor. 10 milyon. Nereden alacağım? Ben 80 yaşında bir kadınım. Buradan evlatlarıma yüz bin kere teşekkür ediyorum. Arkamdalar ama ne zaman acı. Onlar da bir ev geçindiriyorlar. Benim eşim çalıştı. Ek işte çalışırdı. Gani gani rahmet olsun. Oğul da sabah acı lisede löbet tutardı. Löbet. O zaman gece bekçiliği vardı. Ben bu hakkımı arayamazsam. Ben bu sıkıntıyı çektikten sonra Türkiye'de nasıl yaşayayım? Niye yaşayayım ya? Yaşamayım, ölüyüm, ölüyüm. Çok doluyum. Çok doluyum. Bu çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum size. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Maksim Bey'e yüz bin kere teşekkür ediyorum. Yoksullara, fakirlere elin uzattığı için. Özgür Bey'e karşımda görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpücükler atıyorum. Sana da. Aylin Başkan'a da. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Çok öpüyorum. Emeklerimiz Emin Alur hanımefendiye, Ümit Kırmızı beyefendiye, Fatma Köksoy hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar sermaye ile emek karşı karşıya getirildiğinde her zaman emekten yana olan, emeklilikte eşitsizliğe, ayrımcılığa, adaletsizliğe son diyen, mücadelenizde, meclise sokakta ve her yerde sesiniz olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum.